Eyvah. Abi Erhan beni tavlaya çağırıyor. Ne yapayım ya? Uydur bir şey ya. Ne yapacaksın? Yokuz, yokuz, yokuz. Fikri nerede? Ne bileyim, saat 2 demedik mi biz bu adamı? Nerede bu? Geç kaldı gene. Geç kalmadım, geç kalmadım. Geç kalmadım lan, geç kalmadım. 15 dakika önce geldim, siz yoktunuz. Sizden önce geldim çünkü sizden hızlıyım. Neredeydin peki? Bir tane önüme sincap çıktı, benimle yarışmaya çalıştı. Ne oldu sonra? Yani beni takip etmek istiyordu belli ki. İşte onu geçince hırslandı, salak kaybetti, gitti ağaca tırmandı, ezik. Rızkının peşinde koşuyor olmasın bu hayvan? Ne alakası var ya? Bak Fikri, abicim, senin bu hırsın artık iyice kontrolden çıktı ha. Otur abicim şuraya, otur. Biz de bunu konuşmak için geldik seninle, otur. Nasıl? Oğlum bak, Instagram'da Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafının altına ben senden daha yakışıklıyım yazdım. Ya senin gerçeklikle bağın koptu artık Fikri. Kıvanç Tatlıtuğ'un sol dizi senden yakışıklı be. Size göre öyle. Bir de kızlara sorun. Oğlum senin yarışabileceğin tek ünlü Ersin Korkut. Tamam mı kardeşim? Tamam. Şimdi biz mahalleden Hayati abiyi çağırdık. O gelecek, seninle konuşacak. O kadar. Nasıl ya? Ben kendimle daha iyi konuşurdum. Niye çağırdınız ki? Sana daha iyi bir arkadaş olmak için oğlum ya. Ben kendim daha iyi arkadaş olurdum. Ben daha iyi arkadaşım. Sizin bütün fotoğraflarınızı like'lıyorum. Gecelerin hep sizi düşünüyorum. Borç vereyim mi lan size? 5.000 lira borç vereyim. Hayır, hayır. Ha, İban attım, 5.000 lira borç vereyim. Yapma, yapma. Aa, ben de kayıtlıymış, attım bile. Peki. Karar attım. Oha lan, 60 hakikaten. Manyak mısın oğlum sen ya? Aa. Ya biz tam olarak bundan bahsediyoruz. Her şey bir yarış değil ya. Üzülüyoruz oğlum biz senin için. Ben daha çok üzülüyorum kendime. Sizden daha çok üzülüyorum. Bak, üzüldüğüm için saçlarım beyazladı. Nefes alamıyorum, ciğerlerim söndü. Ağlayayım mı lan hatta? Lan dur, dur, dur! Ne yapıyorsun? Vallahi Feridun, Hayati abi gelsin. Sonunda kendisi bilge bir adam, aşmış bir adam. Tasavvufla ilgileniyor değil mi? O ilgilensin abicim ya. Kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım çocuklar. Estağfurullah. Nasılsın Feridun? Sağ ol, sağ ol abi, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Kudret? Sağ olun abiciğim. Oh, maşallah, maşallah. El sıkması da ne kadar kuvvetliymiş. Merhaba genç adam, ben Hayati. Lan oğlum dur, elimi kırdın. Bırak oğlum, bıraksana adam. Durmadın mı? Bırak adamı. Çık çık. Ne yapıyorsun lan sen? En kuvvetli el sıkması benim değil mi? Abi, çok özür dileriz abi. Zararı yok çocuklar, zararı yok. Evet, bahsettiğiniz hırslı arkadaş bu galiba. Evet abi, Fikri Denyosu bu. Şununla bir konuş abi. Sen görmüş geçirmiş bir adamsın. Ben daha görmüş geçirmişim. 2 üniversite bitirdim. Sizden birer tane fazla. Tamam çocuklar, tamam. İşte o işler öyle olmuyor çocuklar. Buyurun, buyurun oturalım. Önce ben oturdum. Reflekslerim daha kuvvetli sizden. Maşallah, maşallah. Bakıyorum böyle cevval hırslı bir çocuksun. Ama şunu söylemekte fayda var. Dünya malı insanın gönlünü doyurmaz. Misal, benim bir evim var. Benim 2 tane evim var. Ne güzel, ne güzel. İşte onu diyorum. 33 yaşında ilk evimi aldığım zaman... Ben 29 yaşındaydım ilk evimi aldığımda. Maşallah, maşallah. Neyse. Fikricim, sonra bu 3. kattaki eve doğru... Benim en üst katta, manzaralı. Abi, şey diyorum, detay vermesen mi acaba hikayede? Evet, evet. Ne diyordum? Ha, şimdi tabii ben işte o eve girdim böyle. Bakıyorum eşyalara, odalara... Kaç oda? 2+1. Benim 3+1, bir oda fazla. 180 metrekare bir de. Oğlum Fikri, şurada bir şey anlatıyorum evladım ben ya. Ne konuşuyordum ben ya? Etrafa bakıyordun abi. Teşekkür ederim Feridun. Ben de teşekkür ederim Feridun. Sus be! Sus be oğlum, bir şey anlatıyor adam ya. Ama Feridun, böyle sinirlenerek bir yere varamayız değil mi? Neyse efendim, sonrasında ilk defa o eve şöyle bir baktığımda... maddi şeylerin peşinden koşarak huzur bulamayacağımı anladım. Hayatın sırrına koşarak değil, bir an durup tefekkür ederek ulaşacağımız kanaatine vardım.
O yüzden de diyorum ki hep beraber şöyle bir duralım ve hayatı düşünelim. Ben birçok şey düşünüyorum. Kesin sizden daha fazla şey düşünüyorum. Tamam oğlum, yarışmıyoruz. Bak rahatlıyoruz değil mi? Rahatlıyoruz burada. Hadi. Ben de çok, ben çok rahatım. Sizden daha fazla rahatım. Şu an o kadar rahatım ki altıma bile işleyebilirim. Ya yuh artık be. Ya yuh, rezil ettin bizi şurada Hayat abi. Hırs küpü herif ya. Oğlum bak şimdi Ferud'un yani böyle bağırıp çağırarak... yani eşine, dostuna bu şekilde yardımcı olamazsın oğlum. Ya siz ikiniz çok asabisiniz biliyor musun? Biz mi abi? Evet oğlum. Ya siz gidin biraz dolaşın ya. Gidin biraz dolaşın, sonra gelirsiniz. Biz Fikri ile özel konuşacağız. Ben daha özel konuşurum. Tamam. Yürü Ferud'um, yürü. Yürü abi. Git. Şimdi, bak şimdi Fikri'ciğim. Belki de arkadaşlarının yanında konuşamayacağın şeyler vardır. O yüzden dedim ki böyle baş başa kalalım. Mesela evli misin? Evliyim. Bak karıma. Çok güzel değil mi? Tövbe estağfurullah. Oğlum ben senin karına niye bakıyorum? Yok sen kendin bak yani. Kesin senin karından daha güzeldir. Baksana. Oğlum sen benim karım hakkında nasıl konuşuyorsun? Öyle şey olur mu ya? Tırsıyorsun değil mi? Senin karından daha güzel olduğu için korkuyorsun. Bak. Bak. Ulan hakikaten güzelmiş. Manken mi? Manken. Victoria mankeni hem de. 90-60-90 ölçüleri var. Seninkinin ölçüsü kaç? Valla ne bileyim işte ben böyle karıma sarıldığım zaman... yani tabii insan biraz da yaşlandıkça kilo... La oğlum sen bana ne anlattırıyorsun ya? Burada kalkmışım sana karımın fiziğinden bahset... Yapma bak, tamam mı? Ya konuyu şöyle yapalım. Biz konuyu güzelce değiştirelim. Başka şeylerden konuşalım. Sen nasıl tavladın ya? Hırs yaptım. Sosyal medyada takip ettim. Videolarını izledim. Doğum tarihini öğrendim. Burcunun özelliklerine baktım. En doğru zamanda mesaj attım. Evet, çok güzel. Bak şimdi gördün mü? Bir miktar hırs... evet, yani karın özelinde olduğu gibi işe yaramış olabilir. Ama her şeyden önce... yani hayattaki küçük şeylerden zevk almamız lazım evladım. Aha, bak gördün mü? Bir sokak şarkıcısı. Hadi onu biraz dinleyelim de huzur bulalım. Çünkü zira benim de biraz moralim, sinirlerim bozuldu yani. Dinleriz şimdi. Ağla turnam ne gezersin havada. Ağla turnam ne gezersin havada. Kırıldı kollarım kaldım murada. Gülüm gülüm. Tutmuyor elim. Vallahi. Ay. Tutmuyor elim. Gördün mü ne güzel söyledi. Aa gülüm gülüm. Gülüm gülüm. Tutmuyor elim. Deli misin oğlum? Kusura bakmayın hanımefendi, sus! Bu ne bebeği amca? Vallahi bu kıraçtan daha hırslı söylüyor. Ben daha güzel söyledim. Ne güzel söyledim. Şimdi şöyle yapalım. Sen gireceksin şarkıya ama... o şarkıya girince sen durumdan utan. Şarkıyla beraber yani şarkıya eşlik ederek onu susturmaya, uyarmaya çalış. Mektebo mu diyor? Yok sen. Sen uyarıyorsun ya onu, yapma oğlum diye. Hayır. Ya şimdi yaşandı bu ya. Sen demin ne yaptın? Evdeydim, kahvaltımı. Onu demiyorum ya. Şimdi, hemen şimdi. Ha. Kadın şarkı söylüyordu. Doğrudur. Bu gitti, bağırdı oraya doğru şarkıyı. Aynı evet, şarkıyı. Hatırlıyorum. Sen de dönüp demedin mi, sus, saçmalama diye? Hayır. Tamam, değil mi? Ama başka bir şey düşünüyordum. Evet. Yani duyma. Şarkıyla beraber, şarkıya eşlik ederek onu vazgeçir, olur mu? Tamam. Turunalar hey. Gördün mü ne güzel söyledi. Aa gülüm gülüm. Yapma gülüm gülüm. Kız gülüm gülüm. Oğlum sus gülüm gülüm. Aa gülüm gülüm. Ulan senin ağzına çarpacağım gülüm. Hey. Su sulan hey. Hey! 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 Hey!
Hey! Hey! Alın dur lan! Ulan sus hey! Gülüm! Hey! 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 Efendim kusura bakmayın biz de yani şimdi sizi rahatsız ettik ya. Hay Allah ya. Yok amcacığım vallahi ne diyeyim senin de ses fena değilmiş. Al paranın yarısı senin olsun. Hadi ben gittim eyvallah. Ben daha güzel söyledim. Nereye güzel söyledin lan? Kurbağa gibi sesin var ha şu paralarını. Kurbağa gibi sesin. Terbiyesiz herif. Aç üstüne şu poşetlerimi. Bir şu eve bıraksanız. Vallahi ayaklarıma kara sular indi. E ver atayım teyze ha. Ver. Ben seni de atarım teyzeciğim merak etme. Ev neresi? Ha şu kapı, şu kapı. Şu kapı mı? Yardım ediyorum teyze merak etme. Şu kapı diyor, bir de kabul ediyor kadın ya. Nasıl yardım severim değil mi? Ne diyorsun? Oğlum Allah ikinize de akıl fikir versin. Ya kadına bir şey olsaydı ya. Allah Allah. Hapşı! 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 Beter ol Fikri. Herkesle yarışamazsın. Herkesi yenemezsin oğlum. Konuyu söyle yarışırım. Söyle lan. Hüseyin Bolt'u koşuda geçebilir misin? İstesin geçerim. Al geçersin. Anladın mı? Al geçersin, al geçersin. Ulan sen daha beni şınavda geçemezsin. Gel lan. Gel ulan. Gel. Var mısın? Hadi hazır. Git yeter be. Git. Hadi bir. Çekil. Ne oluyor ya? Abinin haline bak. Ya bu adam çilehanede bir ay kaldı hırslarından arındı ya. Ne hale getirmiş adamı ya. İyi misin abi? Artı. Geçtim. Geçtim. Oğlum deli lan bu. Benim bunun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu klinik bak. Vallahi sinirlerim çok bozuldu ya. Benim sinirlerim daha çok bozuldu. Sen lan! Benim sinirlerim daha bozuldu. Benim baksana yüzüme kıpkırmızı oldu. Benim yüzüm daha kıpkırmızı oldu. Ulan ben nefes alamıyorum be. Ben nefes alamıyorum. Gözüm de görmüyor. Benim nabzım yükseldi bir kere. Benim nabzım yükseldi. Kalbim atıyor lan. Kalp krizi geçiriyorum. Lan hırstan kendini öldürecek bu manyak. Bir taksi maksi çevir hadi abi. Ya çocuklar Bakırköy'de benim doktor arkadaşım var. Ona götürelim iyi doktordur. Benim tanıdığım daha iyi bir doktor var. Lan sus abi. Sus. 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 Yürü yürü. Manyak herif. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.